anneler mesaj atıp zoom atıyor. İşte ya da baba bu 2 gündür yatıyor falan. Yani anladın mı ne demek istediğimi? Evet. Hani hala hemen çalışacak. Halbuki dinlenme hakkını kullanacaksın. Hı. Süreçteki adaptasyonu değerlendireceksin. Uzun vizyonu bakacaksın. Sen öğrenciye oturup da havuç verip sürekli onun önüne koşturtamazsın ki. O yüzden ondan dolayı koşamıyorlar. O yüzden bıkkınlık geliyor. Bir de zaten çok fazla etrafımızda bunu bozacak, inanılmaz derecede dengede çıkaracak 10 bin tane alternatif var. YouTube var, Instagram var, TikTok'u var, Netflix'i var, osu var, busu var, şusu var, WhatsApp'ları var, gelen Snapchat'ler var arkadaşlarından. 10 bin tane gelen mesaj var. Sen zaten bir de onların içinde uzun bir vadede motivasyonu koymadığın zaman zaten bir sürü şekilde dağılıyorsun, distract oluyorsun. Çünkü zaten etraftan bir sürü yani eller havada. Motivasyon senin onun bunun öylesinin bildiği gibi değil. Motivasyon için çok önemli stratejiler uyguluyor olmak lazım. Ve bu işi basitleştireceksin, zorlaştırmayacaksın, kolaylaştıracaksın. Ve bu anlamda da bunları yaparken de etrafımızdaki ekosistemdeki bunu etkileyen, engelleyen insanların da bu işi anlatıyor olmak lazım. Öyle söyleyeyim sana. Peşinden böyle havuç attırıp tavşan gibi koşturmak yerine hani onlara insan gibi davranıp ara verebileceklerini, dinlenebileceklerini gözden geçirip hani yarış atı muamelesi yapmamak lazım. Hani mesela kendimden örnek vereyim. Biz sürekli böyle koşturulup hadi next, hani bir sonraki bunu geç, bunu geç, bunu geç. Sürekli böyle koşturulup yani ben hani çok inanılmaz tatmin olduğumu söyleyemem öğrencilik şeyinde hem bu yüzden ama hedefimi fark edip ona doğru hareket ettiğimi fark ettikten sonra hani öğrenci hayatım ve mesela 12. sınıf biraz daha güzelleşti. Çünkü hani şunun farkına vardım. Bu hani önümdeki integral kitabını oturup çözmek değil benim yaptığım. Benim amacım ve şu anki hareketim hedefimi gerçekleştirmek. Ve bu da benim yolumdaki bir adım.